Şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mevlevilik, Mevlana, Mevlevi aile, bunların hiçbirisi veya genelde tasavvuf bir siyasi partinin veyahut da bir dini cemaatin veya bir belediyenin malı değildir. Şimdi biz buna nasıl engel olacağız? Engel olma imkanı yok. İsteyen istediği gibi döner, istediği kıyafette, istediği dilde döner. Ama engel olmamız gereken şey bunun adının Mevlevi aini olmasını men etmemiz lazım. Bazen çıkar, ben yazımda da belirttim, biz biliyorsunuz ben Avrupa'da yapılan Mevlevi ayinlerinin, dünyada yapılan Mevlevi ayinlerinin ilk karşılaşmalarına katılmış bir insanım. Yani 1970'te Tiyatro de la Ville'de rahmetli babam ve diğer o devrin büyüklerinden beraber 6 tane sema gösterisi yaptık. Londra'da sonra Amerika turnesi oldu. Bütün bunlara ben neyzen olarak katıldım. Yani Konya'daki ilk Mevlevi ayinine katılışım 1967 senesidir. Şimdi o zamanın insanları bunun temsili bir ayin olduğunu biliyorlardı. Kimse ben evliyayım, şeyhim filan diye ortaya çıkmadı 90'lı yıllara kadar. Sonra birdenbire bir baktık ki o gösterilere, temsili gösterilere katılanlar iddialara kalktılar. Ben Mevlevi şeyhim, postnişiyim falan gibi böyle birbirlerine kavga etmeye başladılar. Şimdi Hasan Çıkar'ı biz niye çıkarttık? Ahmet Bican Kasapoğlu diye bir rahmetli birimiz vardı. Bu zat sonrasında biz ilk önce yazımda da belirttiğim gibi İtalya'da, Sagesta'da, Sicilya'da çok muhteşem bir antik tiyatroda bir Mevlevi ayini gösterisi için benden temas edildi. Ben de buna evet dedim. Şimdi temsilen posta durması gereken birine ihtiyacımız var. Türkiye'deki arkadaşlarımıza yazdım. Telefondan konuştuk o zaman. Nezih Uzel vardı rahmetli. Ona dedim ya birimki ne yapalım? Falan olur mu, filan olur mu derken bir gün bana heyecandan telefon etti. Ya dedi, Kapalı Çarşı'da dedi. Üsküplü bir adamla tanıştım. Üsküp Mevlevi ailesinin bilmem şeyhinin oğlu muymuş, akrabası mıymış, neyse. Bu işi yapacak. Peki ne hala dedik. Neyse, adamdan ilk bir sema provası yapacağız. Bir de baktık ki adam ömrü hayatında Mevlevi sema görmemiş. Nerede durulacak? Nerede dönülecek, nerede selam verilecek, hiçbir şey bilmiyor. Ve o Nezih'in evinde yapılan provada diğer genç semazenler bu adama Mevlevi ayinin nasıl olduğunu, yani mukabelenin nasıl olduğunu öğrettiler. O seyahatte adam böyle konuşmalarında öyle saçma sapan şeyler söylemeye başladı ki eyvah dedik, yani ne oluyor şimdi? Mesela bir iddiasına göre Mevlevi geleneğinde namaz kılınmıyor. Allah Allah. Böyle bir şey duymadık. Efendim, Kur'an-ı Kerim okunurken besmele çekmeye lüzum yok çünkü dervişlerin arasında şeytan yok falan gibi böyle olmayacak şeyler söylemeye başladı. Bir de baktık ki etrafında bir sürü insan toplamış, rengarenk tendureler falan derken bugün ortaya çıkan işte Emav mıdır adı neyse öyle bir şey çıktı. Ben teklif ediyorum bu arkadaşlara. Biz Mevleviyiz demesinler, Çıkariye tarikatının mensubuyuz desinler. Bu daha doğru olur. O zaman kimse bir şey diyemez onlara. Ama bir referans verdiğiniz vakit o referansa uymanız lazım. Ya taciz olayı ben ki kendim seyretmedim. Ama bunu bir Türk televizyonu, biraz magazin bir televizyon, evet. Bunu bir restoranda, yanında bir bayan oturuyor, eli bayanın dizinin içerisinde bir belli bir rakı sofrasında bir işlet halinde. Yani iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Doğrusuyuz. Ben şarap içiyorum, o beni ilgilendirir, günah olduğunda biliyorum dersiniz. Ama İslamiyet'te şarap yoktur dediğiniz vakit o zaman bir Kur'an-ı Kerim'in ayetini iptal ediyorsunuz. Buna kimsenin hakkı yok. Yani çok şükür bizim dinimizin, geleneğimizin verileri ortada beton gibi duruyor.